Ortalık allak bullak zaten. Herkes fişeğini eline almış, patlatmaya yer arıyor. Bizim Müslümanlar sessiz sessiz bekliyor. Benim de en çok üzen, canımı sıkan şey bu. Yani bir din düşmanı, bir dünya ehli, bir ehli sünnet düşmanı kadar müminlerin sesi soluğu çıkmıyor. Bana necilik, hani bir laf var, Yahudi lafı. Çok seviyorsunuz siz o lafı. Her koyun kendi bacağından asılacak. Bu lafa bayılıyorsunuz siz. Ama Yahudi lafı bu. Yani olur mu hoca, her koyun kendi bacağından asılacak. Bir hoca da güzel söylemiş. Koyunu buraya astın mı? Koyunu buraya astın mı? Kokacak. O kokudan da hepimiz rahatsız olacağız ama. Hadis-i şerif var. O her koyun kendi bacağından asıldı lafının yalan olduğunu ispatlayan bir hadis-i şerif var. Metni aklımda değil. Bir gemide diyor, bir yolculuk, ben öyle şimdi toplu bir manayla anlatıyorum, metin gibi değil. Efendimizin buyurduğu bir hadis. Bir gemide diyor, alttan biri gemiyi oyarsa ne olur? Üsttekiler batmaz mı? Ha, alttan oyuyorlar nasıl olsa, su alta girecek diyebilir misin? Çok sıhhatini bilmiyorum ama okuduğum bir şeyi söyleyeyim. Lut kavminin tamamı eşcinsel değildi. Tamamı değildi. Aradan bazıları yapıyordu bunu. Peki ne oldu? O aradan bazıları mı cezalandırıldı? Hayır, toplu olarak cezalandırıldı. Bir hata yaptığımızda, bir yanlış yaptığımızda toplu ceza veriyor Allah. Bakın kavimlerin helakına. Eski kavimlerin helakına baksanıza bir. Kur'an okuyoruz mu? Kur'an'da anlatıyor. Allah hikaye olsun, eğlence olsun diye mi anlattı bize o kıssaları? İbret alalım diye anlattı. Ya hoca, belki o kıssalar pek inanasım gelmiyor. Zaten inanmayan kafir olur da ben size ispatlayayım. Bergama'daki harabelere giden var mı? Harab, orada evler şey, yaşantı duruyor değil mi? Tabii yıllar geçmiş de deforma olmuş, ayrı bir şey. Efendim, Efes Antik Tiyatrosu denilen Efes harabelerine gideniniz vardır. Yoksa internetten bakın yani. Sen otobüsçüsün, sen her yere gitmişindir. Efes'in var, duruyor. Koskoca şehir duruyor. Efes'te özellikle ben de gittim. Olduğu gibi şehir duruyor. Öyle değil mi? Sokakları duruyor ya. Tabii evler gitmiş, ince işçilik gitmiş ama ana şehir duruyor. İzmir'de Agora. Daha sana çok sayarız böyle. Dolu. Sart. Sart. Sart neresi? Kimin biliyorsunuz değil mi? Söylemiştim. Kimin orası? Karun'un. Karun hemen Kur'an'da geçiyor. Gelmiş geçmiş en zengin adam da o. Bak şehir duruyor. Nerede bu adamlar? Yani şimdi bak. Eski şehir yukarıda duruyor değil mi şurada, eski şehir? Şehir yenileniyor, ne yapıyor? Yayılıyor, binalar yenileniyor değil mi? Bir de ne o? Ne dönüşüm? Geriye dönüşüm. Ne dönüşüm o? Kentsel dönüşüm. Değil mi? Şehir yaşıyor. Yani binalar da yaşıyor. Hayat varsa burada, insan varsa şehir de yaşıyor. Peki o şehirlerin sahipleri nereye gitti? Şehir duruyor. Göç olurken adam bırakıyor mu eşyasını? Kazılarda şey çıkıyor. Para kesesi, çocuk oyuncağı, tencere kabı. Allah helak etti o kavimleri işte. Onlar. O harabeler onlar. Yok etti Allah onları. Kazdıkça çıkıyor. Şehir olduğu gibi duruyor. Allah afet çökmüş, helak etmiş onları. Neden? Toplu bir isyandan dolayı mı? Hiç iyi yok muydu aralarında? Olmaz olur mu ya? Aradaki bazı yamuklar yüzünden başına geldi onlar. O yüzden birinin bir yanlışını gördüğünde bilin ki onun sebebiyle bize bir bela gelecekse toplu gelecek, toplu. Öyle ona geldi, o yaptı, onun başına taş düştü. Yok öyle bir şey. Bir musibet, bak bir sel oluyor. Daha geçen ayda seller oldu değil mi? Olduğu gibi şehir aktı gitti. Hiç mi insan yoktu o şehirde? Hepsi mi kötü? Kim bilir ne hacılar, ne hocalar, ne ablalarımız, ne abilerimiz vardı orada, ne alimler vardı, ne hafızlar vardı. Ama Allah bir yere bir musibet indirdi mi toplu indiriyor işte. Evet, o seller, o yangınlar, bunlar afet. Ceza, uyarı sebeplerine takılabilirsin. Efendim yangını biri çıkarttı. Evet çıkarttı, yakalandı ama Allah müsaade etmese çıkarabilir miydi? Allah bu azaba
düçar olmamıza murad etti. Neden? Kardeşim sabah akşam günah işliyoruz yani. Ben başta yazayım kendimi ismini. Ben espri yapıyorum ya bazen. Uyurken de günah işliyoruz. Ulan uyurken günah işlenir mi? Yani o kadar halimizi düşün.